Bielefeld'in gerçekten var olduğu sadece bir bakış açısı da olabilir. 300 binin üzerinde insan orada yaşadığını iddia ediyor. Bu rakamla Almanya'nın 18. büyük kenti sayılıyor. Ancak Almanlar ülkelerinde böyle bir kentin var olduğuna bir türlü inanamıyorlar. Berlinlilere de bilmece gibi geliyor. Bielefeld olmayan kent mi? Kimse tanımıyor. Nerede olduğu meçhul. Bielefeld? Bielefeld mi? Orada bir şey yok değil mi? Yok öyle bir yer. Bielefeld mi? Aslında yok ya. Bielefeld komplosu olabilir. Bielefeld komplosu, Bielefeld'in olmadığı anlamına geliyor. İsim tabelaları, semtleri ve il plakası. Bunların hepsi aslında gizli servislerce ya da uzaylılarca uyduruldu. Her şey 20 yıl önce başladı. Üniversitelilerin partisiyle. Günümüzde de internet arama motorlarından bile Bielefeld yoktur yanıtı alınıyor. Tek gerçek, çok sayıda kitabın olduğu. Bunlardan birini de Thomas Walden yazmış. Bielefeld sanırım dışarıdan algılanıp da nispeten var olmayan bir kent. Pek göze battığı söylenemez. İlk bakışta Bielefeld'i önemli kılan hiçbir özellik bulamazsınız. Thomas Walden, Bielefeld Komplosu adlı kitabını beyaz perdeye de uyarladı. Senaryoda dört genç gizli güçlere karşı mücadele verip kentlerinin varlığını güvence altına alıyor. Çekimler Sparen Kalesi'nde de yapıldı. Orta Çağ'dan kalma kale, kentin sembolü sayılıyor. Perdelenmiş olması gizemini daha da arttırıyor. Bielefeld komplosu, Berlin'de yaşayan Bielefeld doğumlu gazeteci Oliver Geyer'e de en sık sorulan sorulardan. Bu aslında tamamıyla ucu açık bir alan. Tıpkı istendiği gibi her şeyi yansıtabileceğiniz bir projeksiyon duvarı gibi. Ve Bielefeld komplosu da bu yansıtılanlardan. Kenti kimse tanımadığı için hakkında her şeyi anlatıp dinleyenleri gülmekten kırıp geçirebilirsiniz. Bielefeld küçümseme ve alay için biçilmiş kaftan. Üniversite binasının durumu da farklı değil. Birçoklarına göre burası üniversite değil, uzaylılara ait bir uzay gemisi. Ve uzaylılar rahatça sokaklarda dolaşıyorlar. Yoksa onlar kültürler karnavalıyla kentlerinin 800. doğum gününü kutlayan Bielefeld sakinleri olmasınlar. Bielefeld çok kültürlü. Burada her türlü etkinlik var. Ormanlar, çimenlikler, göller bir olmazsa diğeri. Burada kentle kırsalın harika bir birleşimini görebilirsiniz. Tramvayla mesafeler kısalıyor. 60 durağın sadece 7'si yer altında. Ama bir kente yaraşır şekilde tramvaya da metro deniyor. Bielefeld 1973 yılında büyük şehir oldu. Eskiden Bielefeld'in Berlin ya da Münih gibi olmaması rahatsızlık yaratıyordu. Herkes oraların ne güzel olduğunu anlatıyordu. Sonra büyük kentlerle denkleşebilmek için bir hareket oldu. Büyük kentlerdeki gibi barlar açıldı ve Londra'daki meşhur Piccadilly Circus'a benzediği için de konuklarla birlikte ışıklı tabelaların önünde gezintiler yapıldı. Bielefeld eşrafından kalma bu bina da kentin bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Belediye Başkanı Piet Klausen, Bielefeld komplosu sözünü doğum günü kutlamalarında kullanmaya karar verdi. Bielefeld yok ki sözü konuşma için harika bir açılış cümlesi. Çünkü bana kentimizin ne kadar güzel, ne kadar mükemmel olduğunu tarif imkanı sağlıyor. Burada neler olduğunu anlatmak ve kentin reklamını yapmak için çok iyi. Böyle bir açılış cümlesi arasan bulunmaz. Bielefeldliler bu şekilde yıl boyunca 800. doğum günlerini kutluyorlar. Perdelerle örtülü kaleye bakıldığında insanın aklına Bielefeld mi, onu da nereden çıkardın demek gelse de.